11 Mayıs Pazartesi gününde moderatörle karşınızdayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Türkiye ve dünyadan tüm gelişmeleri, özellikle de koronavirüsle mücadeleyi ele alacağız. Bugün Türkiye için önemli bir gün çünkü normalleşme adımlarında kritik noktalar bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. 24 ekipleri sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Hemen bakalım hangi ekip hangi bölgeden bize neyi aktaracak? İlayda Şehrin Azay Çiçek bugün AVM'ler hizmete giriyor biliyorsunuz. Hatta girdi bile şu saat itibariyle. Alınan tedbirleri, önlemleri bizlerle paylaşacak. İsmail Umut Arabacı ise kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının açılmasına ilişkin ayrıntıları bizlere aktaracak. Zuhal Demir 24 ekibinden İstanbul'da mega kentte kısıtlamanın ardından yeni gün nasıl başladı? Bunun ayrıntılarını bizlerle paylaşacak. Ankara'da Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Bugün bir kez daha kabine toplanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bakalım o mesajlarda yeni müjdeler olacak mı? Bunlarla ilgili ayrıntıları Mustafa Daş'tan bizlere aktaracak. Diyarbakır'da da temsilcimiz Şeymuz Çakan bizleri bekliyor. Tıpkı İstanbul gibi Diyarbakır'da da kısıtlama 2 gün boyunca sürmüştü. Sona erdi. Yeni güne Diyarbakır nasıl başladı? Bunun ayrıntılarını da Şeymuz Çakan'dan alacağız. Ama ilk durağımız AVM'lerin açılışı ile ilgili olacak. İstanbul'da İlayda Şehrin Azay Çiçek muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. AVM'ler evet açıldı. Şu saat itibariyle 2 dakika oldu. Peki nasıl açıldılar? Tedbirler, önlemler ne boyutta İlayda? Kahraman Poyrazoğlu, sizin de söylediğiniz gibi AVM'ler an itibariyle açıldı. Aslında ilk dakikalardayız ama yine yoğun bir ziyaretçi gelişinin olduğunu görüyoruz. Hem çalışanlar AVM'ye giriş yapmaya başladılar hem de ziyaretçiler gelmeye başladılar. Hemen biz de şöyle ilerleyelim, AVM'ye doğru giriş yapalım ve AVM'deki yeni önlemleri aslında hep birlikte içeriye girerek görelim. Hemen şöyle görüyoruz, sosyal mesafe kuralı var. Belirlenen durma noktaları var. Hemen biz de giriyoruz ve ateşiniz ölçülerek AVM'ye giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda maskeniz olması gerekiyor. AVM'lere girişte aynı şekilde bilgilendirme butonları, bilgilendirme panoları yer alıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maskesiz giriş yapılmaması konusunda uyarılar yer alıyor. Aynı zamanda X-ray'lere doğru ilerlerken de yine sosyal mesafe uyarıları yerde yer alıyor. Hemen şöyle AVM'ye doğru ilerleyelim, girişimizi yapalım. Şöyle geçtiğimiz zaman görüyoruz ki ortak alanların temizliği aslında son derece önemli. Özellikle ellerin dokunduğu noktalar, yani herkesin dokunduğu, hani bulaş riskinin yoğun olduğu noktaların düzenli aralıklarla AVM'lerde temizleneceğini, dezenfekte edileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda AVM'lere giriş sayısıyla ilgili de yine kısıtlamalar olacak. 10 metrekareye bir kişi kabul edilebilecek ve bu şekilde AVM'lerde çıkan kişi kadar yeni kişinin girişi sağlanacak ve toplu dolaşmak, artık eskisi gibi toplu alışverişler yapmak AVM'lerde pek mümkün olmayacak. Bir arada yürümeler mümkün olmayacak. Sosyal mesafeye yine AVM'lerin içinde de dikkat etmemiz gerekecek. Dediğimiz gibi toplu yürüyüşler olmayacak ama uzun uzadıya bir alışveriş de söz konusu olmayacak. 3 saatte AVM'lerdeki alışverişlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ortak alanların dezenfekte edildiğini söylemiştik. Yine burada da açık alanlarda da dezenfekte işleminin gerçekleştirildiğini ve koronavirüs tedbirlerinin AVM'lerde de yoğun olarak uygulandığını görüyoruz. Peki diğer önlemler neler? Onlar için de hemen yanımızda AVM direktörü Oğuz Isıgönlü var. Diğer önlemlerin detayları için de kendisine mikrofon uzatalım. Koronavirüs tedbirlerini aldınız, AVM'ler artık açılıyorlar. Neler yapıyorsunuz AVM'de önlemler kapsamında? Öncelikle hoş geldiniz. Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk adımı olarak görüyoruz bizi bugünü. AVM'ye girerken de gördüğünüz üzere ilk aşama ateş kontrolüyle başlıyor ve sosyal mesafeyi koruyucu yönlendirmelerle başlıyor. Ondan sonra aslında ilk aşama kişilerin kendi hijyenleriyle başlıyor. Biz bunu sağlamak için insanları uyarıcı, sözlü ve görsel bir takım önlemler aldık. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemleri almış durumdayız. Mağazalarımız gerekli tedbirleri aldılar. Biz sirkülasyon alanlarında oturma gruplarını kaldırdık.
temas yüzeylerini 2 saatte bir dezenfekte edeceğiz. Sirkülasyon alanlarını oluşturduk. Girişler ve çıkışların ayrı yapılmasını sağlıyoruz ve belli sayıda insan alacağız AVM'ye. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle ilerleyelim AVM'nin içine doğru. Çünkü AVM'ler açıldı ama AVM'lerdeki ortak kullanım alanları açılmadı. Yemek alanları, kafe alanları, oturma alanları yine kapalı olacaklar. Ve AVM'lerin içinde yeme içme kesinlikle yapılamayacak. Restoranlar açık olacak ama onlar yalnızca paket servis için açık olacaklar. Yani alışveriş merkezleri açıldı. Normalleşme sürecine girdik ama yeni bir alışveriş normalimiz olacak. Yeni alışveriş ritüellerimiz olacak ve AVM'lerde alışverişlerimizi mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak, maskelerimizi takarak, gerekli tüm önlemlerimizi alarak tamamlamış olacağız diyelim ve buradan tekrar size stüdyoya dönelim. İlayda'ya teşekkür edelim. Tabii şimdilik AVM'lerin çok kalabalık olmadığını görüyoruz. Saat itibariyle